tekniki ama cesaretten kırıyorum. Story'me koysam 37 bin takipçim ayıp. Ne yaparsak paylaşıyorsun? Risk alırsan haber değeri olabilir. Arda, abi gereksiz yere risk alıyorsun. Yapma. Ha, geldi risk uzmanı. Ya senin eğlence anlayışın bu mu Naz? Ben bir şey demedim. Nasıl bir şey demedin ya? Çocuğun başına bir şey gelse en yakın hastane buradan 40 kilometre. Sen farkında mısın? Her şeyin en kötüsünü düşünmez misin ya? Bırak atlasın işte. Kolay değil bir Naz'ı etkilemek. Aa, Yağmur dedik kuzen geldi. Keşke başka bir şey isteseymişim. Arabayla mı gelmiş o ya? Hadi koş git. Sen sevgilini darla. Gelmeyeceğim demiştin. Bir de tek başına kullanmışsın arabayı. Söyleseydin ben gelip alırdım seni. Olsun. Şu anahtarı ver de ben bir düzgün park edeyim şu arabayı. Bırak kalsın Kaan. Nazlar ne yapıyor orada? Naz ne yapsın? Bak Arda salağını en tepeden atlatıyordu neredeyse. Hadi gel gidelim. Gel. Of. Sen niye böyle çıkıyorsun ki dışarıya ya? Dur bekle dur arabanda var senin. Ver anahtarı. Al hayatım. Gel. Senin suratın halin de böyle. Bir şey olmuş sana. Annemle tartıştık biraz. Ama sonra konuşuruz kan. Anlat şimdi bana. Sadece denize girmek istiyorum. Evet. Selam gençler. Kuzim. Konuşuyordun az önce. Ne oldu şimdi de konuşsan? Yalnız Yağmur kenarda oturuyor. Kuzen nereye? Yağmur çekilir misin kenardan hayat? Buradaki taşlar serin. Kızım delirdin mi sen? Ya Yağmur lütfen gelir misin buraya ya? Atlamaz değil mi? Yok saçmalama. Artık. Buradan atlarken direkt tutunca kabul olurmuş. Tamam hadi gördüysen manzaranı geri gel şimdi aşkım. Yağmur atlamayı düşünmüyorsun değil mi? Sen artık hayatım? Annem mutlu olsun. Yağmur yapma. Yağmur. Kuzey. Abi atladı. Oğlum atladı. Kuzey. Yağmur. 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 Sen neredesin? Oğlum yok kız yok kız kız. Tamam ya. Yağmur. Çıktı mı? Yağmur yok yok Yağmur yok. Yağmur. Yağmur. Neredesin? Su çok güzel. Hadi gelin. Uyuyor muydun ya? Günaydın. Ne oldu kendine gelemedin mi? İyiyim iyiyim ya çok iyiyim. Kahvaltı saatini geçirme aç kalırsın valla. Aç değilim ki. İyi tamam. Ben şimdi çıkıyorum bir iki saat. Yokum. Sen de ayrılma pansiyona tamam? Tamam buralardayım ben ya. Şeyim yani. Buradayım ya nereye gideyim? Tamam. Alo. Alo Ahmet abi benim. Akgün oğlum nerelere kayboldun sen? Sorma abi İzmir'deyim. İzmir'de ne işin var? Oyun kurdular bana. Babamın devlete yanaştığını biliyorum ne biliyorsa okuyacakmış. Abi ilan et herkese. Akgün babasının yanında değil de. Kansız korkak değil de. Babam bundan sonra benim için yani Selçuk Taşkın benim için yok hükmünde. Bunu bil. Halil Sade abiye de söyle bundan sonra gölgesinden ayrılmam. Doğru olanı yapıyorsun koçum. Halil Sadi bu sadakatini karşılıksız bırakmaz. Bir araba bulup 4-5 saat oradayım inşallah.
Direkt senin yanına geleceğim ama başka kimse olmasın senin yanında. Sonra beraber geçeriz Halil Sadi abinin yanına. Tamam, tamam. Sen merak etme. Ha, bu arada karşılayayım ben seni. Buluşalım bir yerde. Yok, gerek yok. Direkt dükkana gelirim ben. Şey, birazdan çıkıyorum yola, hadi. Tamam koçum. Bekliyorum. Aman be, yani ne giriyorsun dibime kadar? Ya ben ne yapacağım şimdi? Nasıl çıkayım? Ya bir de bununla uğraş. Ablacığım gel geri. Tamam. Gel gel gel, biraz geri gel. Tamam. Ay. Gel biraz daha gel. Hay Allah'ım ya. Aç. Ne var? Çekeyim ben. Yok. Gerek yok. Hallediyorum ben. İzliyorum. Ay. Gel gel gel, biraz gel. Nereye? Nereye geleyim? Bir saniye ya. Görmüyor musun adam? Dibime kadar çekmiş. Ne yapayım? Sol ön yap. Olmaz. Sol ön. Solum benden taraf. Sol ön yapacaksın. Ya tamam, bir kes. Ablacığım. Ablacığım, bize müsaade etmiyorsun. Bari arkadaşın çekiversin. Bak kaç kişi bekliyoruz burada. Tamam, ne yapayım? Ne yapayım? Adam dibime çekmiş. Ne yapayım? Söyle, çarpayım mı? Anca konuşuyorsun. Hay Allah'ım ya. Çık sen oradan. Benlik neyi var ya burada? Yanlış taraftasın zaten şu an. Sola kurman lazım. Tamam, kes. Hayır, yanlış yapıyorsun şu an. Olmaz, olmaz o. Olmaz. Gel. İyi, tamam. Hadi gel. Bir şey oldu. Tamam, gel. Kusura bakma savcına kızı. Kusura bakma. Hey! Ya! Ne yapıyorsun? Hey! Ya sen... Dur! Dur! Ne yapıyorsun? Dur! Ne yapıyorsun sen? Bin hadi. Ya ne yapıyorsun sen? Resmen arabayı kaçırıyordun ya. Ya saçmalama ya. Şaka yaptım sana. Hadi bin, sağ salim bırakayım seni gideceğin yerin. İn! İn! Ya bak, trafiği tıkıyoruz. Bin, ileride vereceğim zaten arabayı sana. Hadi gel, gel. Tamam, artık devralabilirim. Dur istersen. City'ye mi gidiyorsun sen? Evet. E tamam, ben de o tarafa gidiyorum. Gidelim beraber işte. İyi tamam, seni de bırakırım gideceğin yere. Çek sağda, yer değiştirelim. Manitan nasıl? Bir yerine bir şey olmadı inşallah. Sana ne? Hayır, çok da umurumdaymış gibi soruyorsun bir de. Aramızı düzeltmeye çalışıyorum ben. Aramız diye bir şey yok. Ben tanımıyorum seni. Dün gece için özür dilemek istersen tam zamanı. Pardon, niye özür dileyecekmişim? Doğru söylediğim çıktı ortaya, değil mi? Hayır, ne olmuş? Ne olmuş doğru söylediysen? Babamın arkadaşının oğluymuşsun, Bu eve gizlice girmeni haklı çıkarıyor mu? Peki bir şey soracağım. Beni itip kalkmanız haklı çıkaran ne? Sola dönecektin, kaçırdın. Bak, bir sonrakinden hemen sola dön. Sana diyorum, duymuyor musun? Sağır mısın? Bir dakika bekle, döneceğim, tamam. Şurada duracağım. Burada vedalaşmak zorundayız seninle savcının kızı. Kalan yolu sen taksi maksi bir şekilde artık halleder. Dönersin eve. Ne diyorsun ya? Ne taksisi? Araba bana lazım. İn.
Lütfen. Sen otoparkta gerçekten arabayı kaçırıyordun değil mi? Hayır hayır, ödünç alıyordum ya. İner misin lütfen? Yok. Yok, ben haklıydım. Sen tam da tahmin ettiğim gibi hırsızın tekisin. Ya hayır, hırsız falan değilim. Lütfen arabadan iner misin? İnmiyorum. İnmiyorum. Sen in ya. İn. İn. Ya in, dursana. Ya, ya. İn ben. Hayır hayır. Ya arabanı bana bak. Ya, ya bak, kaza yapacağız şimdi. Ne yapıyorsun? Dur, hayır hayır hayır, durmuyorum. Dur. Ya durmayacağım. İstanbul'a kadar bu araba durmaz. Son durak İstanbul. Ha, sen inmek istersen hayır, ineceğim mi, durayım mı? İyi, sonra tamam. İnmiyorum ben. İyi o zaman, hayırlı uğurlu olsun. Yolculuğumuz 3,5 saat. İyi yolculuklar efendim. Sen kimsin ya? Peki babamı nereden tanıyorsun? Onu da kandırdın kesin değil mi? Bak, bu işte son çok fena olacak, ben sana söyleyeyim. Ben babana değil, babam beni kandırdı esas. Onun yüzünden sırf şu an bu haldeyim ben. Sen sıkı tut. Dikkat et. Sen mi Yağmur? Arkadaşının oğlu beni kaçırıyor. Babanı mı aradın? Ne? Yağmur, ne diyorsun? Ya ne kaçırması? Verir misin şu telefonu bana? Saçma sapan konuşuyorsun. Ne kaçırması? Yağmur, kim o yanındaki? Akgün mü? Bu arabayı çalmaya çalıştı. Ben de arabadan inmedim. Ha, şimdi de İstanbul'a gidiyorum diyor. Ne? Telefona ver onu. Hemen telefona ver onu. Akgün'ü hemen telefona ver Yağmur. Vallahi hiçbir şey veremem ona. Hoparlörü alıyorum, konuş. Duyuyor musun lan beni? Boşuna nefesini tüketme savcı. Haşa, kızını kaçırmıyorum. Öyle bir şey yok ya. İstediği dakika inebilir arabadan ama kendisinde katır inat olduğu için beraber seyahat etmek durumundayız şu an. Hemen geri dön. Bak, hemen geri dön. Seni mahvederim. Babamla bana oyun kurdunuz savcı. Ben de oyunu bozdum. Bu da size cevabın olsun. Ait olduğum yere dönüyorum ben, anladın mı? Beni dinle lan. Lan beni dinle. Buraya bak, bak. Bu adamlar seni buldukları yerde gebertecekler. Duyuyor musun beni? O yüzden kızımı da al geri gel. Şu anda geri gel. Ya bırak, çocuk yok senin karşında. Reddi miras yaptım. Selçuk Taşkın bundan sonra benim babam değil. Ben onun oğlu değilim. Mevzu konuşuldu, anlaşıldı, çözüldü. Bizim kim olduğumuz, yerimiz, yurdumuz belli zaten. Sen hiç dert etme oraları ya, sıkıntı yok. Varsın bundan sonra tek tabanca yürüyelim ya. Şimdi beni dinle. Kızına benden sıkıntı, zarar gelmez. Gideceğim yere kadar eğer inmezse onu zaten gideceğim yerde bırakacağım arabasıyla beraber. Ama sana tavsiyem gelip kızını alman. Hiç iyi bir şoför. Hatta gerçekten hiç iyi bir şoför değil. Hiç, sıfır yani, hiçbir şey yok. Gelip onu oradan alırsan en azından başına bir iş gelmemiş olur. Benim derdim o. Yağmur, duyuyor musun beni? Yağmur, şu anda hemen o arabadan iniyorsun Yağmur. Şu anda iniyorsun Yağmur arabadan. Bu tipi evimize sen soktun baba. Şimdi mi aklına geliyor beni düşünmek? Annemin arabasını bu yamyama bırakmayacağım. İnmiyorum. Merak ediyorum, kimsin sen? Baban kim? Yani savcı olmadığı kesin. Bu peşindeki adamlar kim? Ya ne çok soru soruyorsun ya. Ne çok soru soruyorsun ya. Dün telefonla almaya gelmeseydin şu an bu halde olmayacaktık, biliyorsun değil mi? Bu nasıl bir yüzsüzlük? Bu nasıl bir hadsizlik? Ben kendi odamda unuttum telefonu ya. E sen kaçsaydın o zaman? Öyle bir durumda normalde senin kaçman lazım. Ben ne bileyim senin manyak olduğunu ya. Senden korkmuyorum. Selçuk Taşkın. Kimmiş o? Kim Selçuk Taşkın? Bana ne bir Selçuk Taşkın? Adamlara bak ya. Vallahi hayatlarını bizimle mücadele ediyorlar ama çocukları böyle can canlı sitelerde dünyadan bir haber büyüyor. Selçuk Taşkın internete organize yazdığında karşına çıkan ilk resmin ismidir. Bu ülkede. Baban kim diye sormadın mı? Ha, baban mafya yani. Mafya ne ya, film mi çeviriyorsun? Ya işte çete lideri gibi bir şey. Neyse ne. Selim Kara alana kadar dışarıdaydı işte. Şimdi onun için tanıklık yapıyor. Sağ olsun. Babam seni korumak için yanına aldı yani. Bir sözle. Niye geri dönüyorsun o zaman? Bu işin bir raconu var. Sessizlik yemini diye bir şey var. Ömür boyu sadakati var. Var oğlu var, sana saymakla bitmez. Ben babam gibi değilim. Babamın okuduğu insanlara ihanet etmedim. Bu kadar basit. Yani Türkçesi, babanın tanıklık yapıp yakalatacağı adamların ayağına gidiyorsun. Aynen. Aynen. Aferin. Çok iyi. Babanı susturmak için ellerindeki koz olacaksın. İyiymiş. Aynen, çözmüşsün hikayeyi. Zeki kız. Tabii baban konuşmadığı sürece. Yani bunu anlamaman için aptal olman lazım diyeceğim de. Sen bilmediğin yerde ben soru çözmeye çalışma.
Aç müzik falan dinle. Alo Ahmet abi, benim. Yok, daha gelmedim. Bu Gemlik çıkışında İstanbul'da girişte sağda bir tesis vardı, hatırlıyor musun orayı? Aynen orası. Orada alır mısın beni? Tamam, bekliyor hocam. Eyvallah. Savcının kızı. Hı. Savcının kızı. Hı. Ay. Uyumuşum saçma sapan. Geldik mi? Son durak. Hı, İstanbul mu burası? Yok değil. Buradan alacaklar beni. Anlayacağın yollarımız burada ayrılıyor seninle. İsabet olur. Atarın giderim biraz daha az olsaydı her şey daha kolay olurdu. Ama yine de seni tanımak güzeldi. Hakkını helal et. Elini falan sıkmayacağım. Beni tanısan belki de severdin. Asla. Eyvallah, tamam. Ben iniyorum şimdi, artık sen gidebilirsin. Ama fikrimi soracak olursan beklederim. Yani babanı. Fikrini sormuyorum. Bir daha görüşmemek üzere, tamam mı? Son bir şey de. Bence baban seni bayağı seviyor. Çok üstüne gitme. Sen de babamı dinlemelisin. Adamlar seni öldürecek diyor. Yani babamı dinle. Hani beni hiç sevmemiştin sen. Birini sevmemekle ölümünü aldırmamak arasında bir fark var. Sen benim için üzülme. Kıyamam. Gerizekalı.